Otomobil Dünyam'dan merhabalar. Konuklarımız Mini Countryman benzinli ve dizel modelleri ve bu otomobilleri Eren'le birlikte test edeceğiz. Evet Çiçek, tekrar hoş geldin. Countryman'in evet. Ben hoş geldim ama açılışta ben yaptım. Evet, senin ya. Her şey senin. Ayıp ediyorsun. Countryman'in iki farklı konuğunu bugün Çiçek'le birlikte çok farklı detayları da birlikte test edeceğiz. Bunu öncelikle istersen biraz dinleyelim. Şu anki test konuklarımızın birisi dizel, birisi benzinli. Otomobillerle ilgili bahsedeceğimiz çok şey var. İstersen fazla uzatmayalım ve direkt sürüşe geçelim. Hadi hemen geçelim. Hadi bakalım. Şimdi dizelle başladık. Dizel Countryman. Evet, evet. Otomobilin öncelikle herhalde dizel oluşundan dolayı aslında performansında bir düşüklük bekleniyor ama test ettiğimiz süre içerisinde ben gayet rahat bir kullanıma sahip olduğumu evet. söylemek istiyorum. Evet. Burada tabi dizel olduğunu söylerken yakıt tüketimi çok önemli. Onunla başlamak lazım belki de. Evet. 4.4 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aynen. Bu da aynen. Kendi sınıfında baktığınız zaman yeteri kadar düşük ve aynı zamanda da hani bu konforu da sağladığı için de bence çok avantajlı aynen, gibi gözüküyor. Aynen. Bir de hani rahat kullanımından bahsettiğin iyi oldu. Burada aslında Çiçek en hani pratik ve en rahat ve en konforlu olabilecek bir mininin içerisinde ilerliyoruz. Hani Countryman serileri bildiğin gibi klasik bizim bildiğimiz mini mantığının ben her zaman birazcık daha dışında görüyorum. Hani bunun nedeni ise bu otomobiller daha fazla böyle konfor sunabiliyor. Daha yumuşak hani o minilerin klasik bilindik sertliği. Hani Cooper S'teki ni geçtim. Cooper normal S olmayan hatchback'teki o bilindik sertlik burada yok. Daha yumuşak, daha konforlu ve özellikle hani bayanların çok fazla kullandığını düşündüğümüzde bu otomobillerin bence bu tarz bir artısı en büyük artılarından, en büyük avantajlarından birisi Countryman'de. Kesinlikle katılıyorum. Bir de tabii Roadster'ı da söylemek lazım. Tabii o bambaşka bir model ama Roadster'ın evet. da ne kadar daha sert olduğunu, virajlarda da o sertliği gösterdiğini evet. de biliyoruz. Countryman aynen senin söylediğin gibi bunun içerisinde çok daha rahat kullanıma sahip bir otomobil. Tabii rahat kullanım derken iç hacimden de belki biraz bahsetmek lazım. Tabii ki bu otomobilde 4 kişilik olduğu için zaten Hatta 5 diyebiliriz ama çok daha rahat bir otomobil. İçerisinde baktığın zaman özellikle de baş ve diz mesafeleri arka koltuk içinde geçerli. Gayet rahat onu da evet. gördük. Bu otomobil şehir içerisinde çok rahat bir kullanıma sahip. Ve aynı zamanda da tabii yine diğer otomobillerle belki biraz kıyaslamak gerektiğinde şunu söylemek lazım. Neden bu otomobil tercih edilir? Bir kere stil sahibiyseniz, tarzınızla Mini'nin tarzını birleştirebiliyorsanız ve ama aynı zamanda da hani Mini'nin belki de o küçüklüğünden rahatsız oluyorsanız ama bu tarzı yine de devam ettirmek istiyorsanız hayatınızda o zaman Countryman'ler hem dizel versiyonu hem sport versiyonu hem de diğer Countryman yani normal bildiğimiz Countryman bunun için bir seçenek olabilir. Karbondioksit emisyonu da tabii ki çok önemli ve bu mini bu değerle de 115 beygirlik gücüyle de dediğin gibi ve 270 Nm torkuyla da aslında baktığın zaman çok da böyle hani ekonomik tamam ama ekonomik otomobiller çok böyle performans değilmiş gibi bilinir ama hani bir performans anlamında da eli zayıf değil. Hani baktığın zaman 10.9 saniyelik bir 0-100 değeri azımsanacak bir değer değil. Kesinlikle yani hani tork değerinin avantajını ara hızlanmalarda çok iyi görüyoruz burada. Bir de burada aslında tabii biraz sonra zaten diğer otomobili de test ediyor olacağız ama benzinli Countryman ve dizel Countryman arasında da baktığımız zaman 0-100 arasında çok büyük bir fark yok. Aynen. Biri 10.9, biri ise 10.5. Aynen. Bu da aslında dizel otomobilin de ne kadar performansında bir şey kaybetmediğinin de göstergesi. Yani burada ikisi de var aslında hani baktığın zaman. Ekonomi de yani bu en ekonomik bir kere Countryman. Onda hemfikiriz sonuna kadar. Bunu zaten sürüşte de çok net bir şekilde hissediyoruz.
bayağıdır seninle araca bakıyoruz ve hani tüketimi benzinliğe göre belirgin bir şekilde daha az. Benzini de işte 6.8 civarında. Tabii ki bunlar fabrika belirtisi şeklinde. Kesinlikle. Bildiğin gibi hani biz her zaman bunu özellikle belirtiyoruz kullanımımızda, testlerimizde de. Daha üzerinde, yani 1-2 litre birazcık daha üzerinde her zaman daha fazla bir tüketimle karşılaşıyoruz. Ama tabii o fabrika değerleri de o anlamda önemli. Yani eğer siz 4.4'lük bir tüketimden bahsediyorsanız, karma tüketimden bahsediyorsanız, bu evet biraz yükselecektir ama bu kalkıp da 10 litre olmayacaktır. Aynen. Dolayısıyla da en azından siz kendinizi baz alırken bu fabrika tüketimlerine bakıp diğer otomobillerle de kıyaslayabilirsiniz. Sarfaydan bir tanesi açılır kapanıyor ama arka taraftakini açamıyoruz. Sadece üzerindeki perdeyi açıp kapatabiliyoruz. Evet, evet, ama onun dışında buradaki sarfı da önümüzdeki yine aynanın üzerindeki paladan kontrol edebiliyoruz. Aynen. Şey durumları da olabiliyor mesela, hani çok fazla üzerinde de çıktı olabiliyor ama genellikle baktığın zaman dediğin gibi 1-2 litreye üzerinde olabiliyor. Yani bu otomobilde bir de ben şunu görüyorum, hani böyle mini stil sahibi insanların daha fazla önem verdiği, daha fazla dikkat ettiği bir marka olmasından dolayı sanki birazcık böyle stil sahibi şirketlere de bu otomobil hitap edebiliyor gibi. Evet, ve gitgide de öyle bir alım var. Aynen. Yani ufak ufak toplu alımlar var. Görebiliyoruz yani filo satışları falan. Ve aslında çalışanlarının da bunu benimseyip o tarza büründüklerini görebiliyoruz. Aynen. Biraz da şeyden bahsetmek lazım. Biz Mini'ye tabii ki çok alışığız ama belki de daha önce mini bir otomobille karşı karşıya gelmemiş, test etmemiş seyirciler için konuşmak lazım. Eğer bir mini otomobilin iş tasarımına alışık değilseniz biraz başlangıçta biraz karmaşık gelebilir. Yani işte nereye ne bakacağınızı tam bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü baktığınız zaman mesela süratinizi ortadaki paneldeki gösterge üzerinden takip edebiliyorsunuz. Evet. Normalde alışık olduğumuz bu sürücünün tam önünde olur. Ama bu noktada sürücü ve yan koltukta oturanın tam ortasında. Bu aslında şu anlamda da ilginç. Yani benim daha fazla kontrolümdeyken sürat, aslında sen de oradan müdahale edebiliyorsun gibi bir durumda oluşuyor. Evet, bu da Mini'nin tasarımının içerisinde ilginç öğelerden bir tanesi. Hatta aynı herkes zamanda, yani arkadaki falan. Tabii yani evet, herkes sürate dahil, hakim. Herkes süratin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sürekli bir karışma hali olur yani burada yani. Kesinlikle yani. Ama bir de şöyle bir şey var. Burada mesela benzin tüketimini de görebiliyoruz. Burada benzinimizin ne durumda olduğunu da çok iyi görebiliyoruz. Orta konsolda radyomuz var. Benim tabii ki işte müzik sistemi bu noktadan kontrol edilebiliyor. Yine altında air condition'ı bu noktadan kontrol edebiliyoruz. Ama bir de ekstra olarak şunlardan da bahsetmek lazım. Buradaki düğmelerde mesela camların açılıp kapanmasını yine orta panelden kontrol ediyoruz. Genelde kollar üzerinde bulunan düğmelerden kontrol edilirken bu noktada bu butonlar orta panelin üzerinde yerleştirilmiş. Bu da başlangıçta, eğer siz bu araca yeniyseniz, demin de söylediğim gibi, belki de sizin bir alışmanız için bir zaman gerektirebilir. Evet. Yani şimdi bir dakika, camı açıyorduk, nereden açıyoruz, neredeydi bu düğme gibilerinden. Evet. Böyle bir araca alışma zamanı oluşabiliyor. Aynen. Yani zaten ilk binen herkes bayağı bir alışma süreci geçiriyor. Ama şu mesela hız göstergesi olayı mesela çok güzel görünüyor. Ayrı mesele ama ben mesela dikkatimi kesinlikle dağıtmak istemem sürüşten. Biraz dikkat kesinlikle. Özellikle de yüksek hızlarda baktığınız kesinlikle zaman, yani ben süretimi görmek istiyorsam bu tarafa doğru gözüm kayıyor. Ama aynı zamanda tabii şunu da söylemekte fayda var. Bu sürati orta, yani karşınızda da elektronik bir göstergeyle görebiliyorsunuz. Dijital olarak görebiliyorsunuz. Ama bu gösterge tabii biraz kafa karıştırıyor. Çünkü hem ona bakıp hem öbürüne falan doğru mu gösteriyor derken böyle biraz sıkıntı yaratabilir. Ama sonuç olarak bu otomobil böyle acayip süratler yapılması için tasarlanmış bir otomobil değil. O yüzden de onun için ne kadar S'ler var. Evet. Gerçi onlarda da öyle ama. Evet, aynen. Aynen. Ya bir de şey, hani benzin göstergesi de burada ya. Hani sonuçta dizel
kullanıcı kitlesi ve ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını düşündüğün zaman hani of. Burada olması bence akaryakıt fiyatları demişken yani gerçekten bu aralar özellikle de şimdi son dönemde biliyorsun en yüksek ülkeler arasında da en yüksek yakıt fiyatına biz ulaştık. Bu tabii yani hani en iyi ekonomiye ulaştık gibi bir şey olsa çok sevineceğim ama ya, öyle bir durum değil. Yani yorum, bu da bizim milletimiz için bence bütçeler için özellikle çok can sıkıcı bir durum. Evet, dizelin tadına baktık. İstersen birazcık daha benzinin dinamizmine dinamizmini daha iyi görebileceğimizi düşünüyorum ben. Özellikle Countryman'in. İstersen şimdi ona geçelim. Tamam, hemen ona geçelim. Mini Countryman benzinliğe geçmeden önce burada son söylemek istediğimiz bir şey var. Bu otomobilin geri vitesinde biraz hafif zorlayabilir sizi. Şimdi gördüğünüz gibi böyle geçiş şekli biraz değişik. Ne mandal var ne bir şey. Ama onun dışında rahat bir kullanıma sahip olduğunu da söylemekte fayda var. Evet Çiçek, şimdi de benzinli minideyiz. Benzinli Countryman'dayız. Senin için buradaki en belirgin farklar neler mesela? Ben direkt şununla başlamak istiyorum. Burada demin dizeli konuşurken orta konsoldaki benzin göstergesinden bahsetmiştik. Evet. Aynı noktada başladık. Aynı derecede kilometre yaptık. Benim benzinimle senin benzinin arasında çok ciddi fark var. Ben biraz daha fazlam var ama senden var bir kaçamak yaptım. Onu söyleyeyim de. Ama yine de çok ciddi bir fark oldu. Burada gözüküyor evet, zaten. Evet. Bu da özellikle de günümüzde demin de konuştuğumuz gibi yakıtın bu kadar pahalı olduğu günümüzde çok önemli olduğunu söylemekte fayda var. Evet. Peki istersen biraz da yine bu otomobilin değerlerine geçelim. Aynen. 122 beygir olduğunu biliyoruz. 0-100'ünün de 10.5 olduğundan bahsetmiştik. Hatta dizeliyle çok fazla bir fark olmadığından bahsetmiştik. Yakıt tüketiminin tabii ki dizelle baktığımız zaman daha yüksek olduğunu da söylemiştik. Evet, bunun yakıt tüketimi 6.5 litre, diğeri ise 4.4 litreydi. Aynen, bir de performans ağırlıklı hani kullanıyoruz biz daha çok. Hani baktığımız zaman bunun şu an mesela 8 ile 9 litre arasında gidip geliyor karma tüketim diyelim. Kesinlikle. Karbondioksit emisyonuyla ilgili de tabii ciddi bir farklılık var. Diğerinde 115 iken bundakinde biraz böyle aşağı doğru bakıyorum ama kopya çekiyorum arada bir. Çünkü bütün bu değerlendirmeleri ezberlemek çok kolay olmuyor. 152 olduğunu da söylemekte fayda var. Hadi bakalım. Hayır, sen biliyorsan istiyorsan sana buradan sorayım. Ben biliyorum da işte sen söylediğin için ben şey yapmak istedim şu yok, anda. Yok yok. Buradan seyircilere şunu da söylemek istiyorum. Montajda tabii siz farkında değilsiniz ama biz arada böyle yanlış değerler söylüyoruz. Onu kesip tekrar onu düzeltiyoruz. Bir daha. Bunu montajda da eklersin moduna giriyoruz. Aynen. Tabii o moda girdiğim zaman bazen abartabiliyoruz. O hoş olmuyor tabii. Montaj sonrasında söylenilen değerler doğru değerler. Bununla ilgili bir şüpheniz olmaz. Evet, bu arada montajı yapan arkadaşa selamlar. Tabii. Yanlış bir şeyleri montajlamak da ama. Neyse, tekrar istersen minilerin genel olarak stilinden biraz tekrar bahsedelim. Evet. Burada en önemli şeylerden bir tanesi mininin içerisinde çok ciddi hem iç tasarımında hem dışında oynamalara aynen müsait bir otomobil. Aynen. Bu ne demek? Oynamalara müsait ne demek? İstediğiniz birçok aksesuarı taktırabiliyorsunuz. Belki de birçok farklı modelden ve birçok farklı markadan daha fazla aksesuara sahip. Aynen. Hem içeride hem dışarıda. Dışarıda tabii bu belki minilere aşina olanlar biliyorlardır. Farklı boyamalar, işte ne bileyim çizgiler, işte aynaları farklı boyamalar, aynen, dış hatlarda bir takım değişiklikler yapabiliyorsunuz. Her şeyin ötesinde ben onu belirteyim de yarış çizgisine ben çok mu beğeniyor musun? Alırsam çizgili alırım. Affetmem. O da aslında o çizgiler biraz agresiflik de veriyor. Zaten yani, daha fazla spor modellerinde kullanılıyor. Yani bilmiyorum, çok öyle bir iddiamız yok. Seviyorum yani. Yok yok, ben demin gördüm, hiç fena gitmiyorsun. Ha, eyvallah. Açıkçası. Sen de. Hadi. Pizde gidilir mi senle bilemedim yani o derece. İşte. Fena değilsin. İşte bilmiyorum artık. Onu da konuşuyorduk geçenlerde. Evet. Thank you.
geçelim. Bagaj hacminden bahsedelim. Bagajı çok da büyük değil aslında. Bu böyle bir otomobil için belki biraz daha geniş bir hacim kullananları daha mutlu edebilir diye düşünüyorum. İşte biliyorsun crossover olarak da geçtiği için bu araç özellikle hani hafif araziye de olsa çıkabiliyor. Ve bu tarz araziye çıkan yani hedef kitleye baktığın zaman bagaja önem verirler yani. Kesinlikle. Senin de önem verdiğin noktalardan birisi. Benim için çok önemli. Ben daha önce seninle birlikte başka otomobilleri test ederken de söylemiştim. Aynen. Ben çok fazla dağa gidip geldiğim için benim için tabii ki bagaj çok önemli. Yani ben bunun içerisine board'umu sığdırmak değil belki. Yani o değil sorun ama çünkü board'u araya da sokabilirsiniz. Ama öyle bir bagajınız varsa biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Yani arka taraftaki sizinle beraber seyahat edecek olanları arabanızı almayabilirsiniz. Aynen. Şimdi Çiçekciğim, biliyorsun az önceki otomobil dizeldi, burada benzinli bir otomobil. Gerçi S değiliz, çok güçlü değiliz ama gördüğün gibi burada birazcık daha bu otomobilde performans adına nameler var ve özellikle motor sesi her şeye geçtim. Çok güzel bu otomobilde. Gördün şimdi sen de gövde sığlığı bir hatchback'e göre yani bir coupe'ye göre mesela daha fazla oldu. Bunun nedeni tabii ki countryman olmasından dolayı, birazcık crossover liginde yer alan bir model olmasından dolayı, yüksek bir model olmasından dolayı biraz daha fazla yatmayı, yana yatmayı özellikle seven bir karakterisinin olması. Evet ama yine de o yana yatmayı hissederken de yol tutuşunun aslında ne kadar da kuvvetli olduğunu da hissedebiliyoruz. Aynen. Benim burada yüzümün şekli falan değiştiyse o Eren'in kullanmasına henüz çok alışık olmadığımdan aynen, değil. Yine. Ama zaman geçtikçe ne kadar da rahat olacağımdan emin olabilirsin. Bahsettiğim performans ödevleri tabii ki çok önemli ama yol tutuşu da aynı zamanda ne kadar iyi olduğunu da gördük. Evet, bu da özellikle de böyle bir otomobil için bence gerçekten de mutlu edici diyebilirim. Çünkü sonuçta bu bir spor otomobil değil, bir hatchback otomobil. Dolayısıyla da bunun verdiği, vermesi gereken veya beklenilenleri fazlasıyla veriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten şey de bildiğin gibi hani crossover liginde baktığımız zaman bu ligde yer alan birçok otomobil aslında günümüzde hadi crossover'ları geçtim, kocaman büyük SUV'lar bile çok fazla şehir içinde dolaşıyor. Araziye ne kadar gidiyor ki bu araçlar? Baktığımız zaman özellikle bu tarz asfalt kullanımlarında crossover liginde, şimdi crossover liginde bir sürü araç var. Bunların arasında bence asfaltta özellikle en iyi tutunmaya sahip model. Buna katılıyorum. Yani en iyilerden bir tanesi olduğunu söylemekte fayda var. Bence çok güzel yani. S olmamasına rağmen 4000 devir bandından sonra duyuyorsun. Çok böyle rahatsız edici de değil hani. Çok böyle az da değil. Aksine biraz hatta böyle sportif bir sesi de var. Evet baksana 4000, 5000 ve artık vites değiştirme zamanı. 6000 olmadan ben değiştirmedim. Yani otomatik olarak değiştirdi. 6000'i biraz geçiyor onu mutlaka belirtim. 6000'i biraz geçti mi? Ben manuel modu da alsam kendisi otomatik olarak bir üst vitese geçiş yapıyor. Bu arada şanzımandan bahsetmedik. 6 ileri bir şanzıman, otomatik bir şanzıman, test aracımızdaki bir şanzıman. Bilindik bir şanzıman zaten. Bütün testlerimizde bahsettiğimiz şanzımanın aynısı. Yani S ile bunun arasında bir fark yok. Şu an mesela D modunu aldım. Gördüğün gibi hani değişimleri yapıyor mesela aralarda ama en ufak bir sarsıntı yok. Hani geçiş hızı da gayet iyi. Manuel'i aldım mesela. Manuel'i aldığım zaman aynı zamanda sporta da almış oluyorum. İşte düşük viteslerde tutuyor, üst devirlerde tutuyor. Birazcık daha görüyorsun, daha hisli oluyor. Birazcık daha benli oluyor araç. Bu şekilde öne doğru ittiğim zaman küçültüyorum vitesleri. Burada belki biraz sesinden tekrar bahsetmekte fayda var. Ben biraz önce dizeli test ederken mesela dizelin sesi de beni hiç rahatsız etmedi. Evet. Bu da bence çok önemli çünkü genelde şöyle bir şey artık gerçi günümüzün otomobillerinde burada çok fazla gerçekçi değil ama hani dizelin rahatsız edici bir sesi olduğu, çok fazla otomobilin içerisinde ses verdiği söyleniyor ama bunu gitgide yeni teknolojiler sayesinde bunları artık her otomobil şey denilebilir. Bu ses sıkıntısı her otomobilde artık dizel modellerde böyle bir şey yaşanmıyor. Evet, aynen.
baktığın zaman 64 bin ile 67 bin lira seyirinde. Hı hı. Bu test konumuz mesela benzinli versiyonu 64 bin lira civarında bir fiyata sahip. Senin kullandığın, test ettiğin dizel 67 bin civarında. Hı hı. Ama burada şöyle bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Şimdi benzinliği manuel aldığın zaman 64 bin civarında. Eğer otomatik alırsan fiyat birazcık daha artacak ve neredeyse kafa kafaya gelecek. O yüzden de belki de dizeli almak daha avantajlı olacak diyebiliriz. Yani manuel... Özellikle de senelik kullanıma baktığınız zaman kadar kullandığınızda zaten bu dengeyi herkes yapıyor. Aynen. Ama eğer fiyatlar bu kadar birbirine yakın düşüyorsa herhalde dizelde avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir nokta var. Yani yanılmıyorsam otomatik daha henüz gelmedi senin kullandığın şeyin. Countryman'ın işte dizelin yani. Hı hı. Yani otomatik gibi bir takıntınız yoksa dizel özelliklerine ekonomik de çok önemli artık. Hı hı. Daha mantıklı olabilir birçok noktada ama birazcık daha hafif de olsa hani bir performans istiyorum diyorsanız şu motor sesini birazcık daha duymak istiyorum derseniz bu kullandığımız benzinli versiyonu tabii ki daha mantıklı olacak. Evet Çiçek, benim için çok keyifli bir karşılaştırmaydı bu. Umarım sen de benim kadar eğlenmişsindir. Ben de çok eğlendim ve seninle yaptığımız bu testler zaten benim için çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum tekrar, ben de sana. Ben de teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem bütün üyelerim adına tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Tekrar başka bir otomobilde görüşmek üzere. Başka bir karşılaştırma, başka bir otomobil diyoruz. Piste özellikle diyorum. Evet, ben bu noktada biraz çekindim mi ne? Yok, asla çekinmedim. Tabii ki bir sonraki testimizde umarım piste yapıyor oluruz. Umarım, ben çok istiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.